hangi hastalarda bunu yapıyoruz derseniz, body mass endeksi 30 ile 35 arası olanlara, fazla mesela 30'un altına düşemiyorlar, spor yapıyorlar, işte diyet yapıyorlar ama olmuyorsa bu botoksu öneriyoruz. 35'in üstü zaten direkt ameliyat öneriyoruz. O zaman da şöyle söyleyebilir miyiz? Coşkun Hocam kilo vermedi, garantili midir mide botoksu? Az önce söylediğiniz tüp mide ameliyatı garantili. Tüp mide ameliyatı garantili ama mide botoksu tek başına garantili değil. Evet. Hasan Hocam'ın söylediği gibi buradaki amacımız iki tane büyük amacımız var. Bir tanesi vücutta açlık oluşturan gerelim hormonunun salınımını engellemek. İkincisi de midenin boşalma hızını yavaşlatarak hastanın daha uzun süre tok olarak kalmasını sağlamak. Burada amacımız bu. Ama burada hastanın mutlaka diyetine dikkat etmesi çok önemli. Yani bir diyetisyen kontrolüyle beraber diyetine de çok ciddi anlamda dikkat etmesi gerekir ki mide botoksu etkin olsun. Yani buradaki amacımız hastanın diyetine bizim yardımcı olmamız botoksla beraber. Yine Hasan Hocam'ın söylediği gibi normal hasta diyetiyle eğer 2 kilo verecekse mide botoksu uygulamakla hastaya bu şekilde bizim hem midenin boşalmasını geciktirip hem de acıkmasını geciktirdiğimiz ya da engellediğimiz için hasta 4,5-5 kilo verebiliyor aynı süre içerisinde. O yüzden yani ben mide botoksu oldum ama oturayım her şeyi canım istediği gibi yiyeyim içeyim demekle olmuyor ne yazık ki bu iş. Mide botoksu mide küçültme ameliyatı gibi %100 olmamakla beraber ciddi olarak diyete yardımcı zayıflama açısından etkin bir yöntem. Evet. Hem uygulaması da kolay. Yani bir endoskopi cihazıyla giriyoruz. Hem bir mideyi kontrol ediyoruz. Herhangi bir hastalık açısından. Aynı zamanda da botoksumuzu belirlediğimiz noktalara enjekte ediyoruz. Uygulaması yaklaşık bir 15 dakika civarında sürüyor. Onun dışında hastalarımız zaten şöyle bir yarım saat dinlendikten sonra gidebiliyorlar. Normal hayatlarına